Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda DNA'nın replikasyonuna bakacağız. Hatırlayacağınız üzere arkadaşlar, DNA yalnızca hücre bölünürken eşlenir ki interfazın S evresinde eşlenir. Bunun dışında kendini yarı korunumlu olarak eşler. Bunu DNA ile ilgili videomuzda da söylemiştim. Şimdi bu DNA'nın replikasyonun keşfi var arkadaşlar. Bu önemli bir konu. Bazen soru çıkabiliyor. Meselson ve Stahl isimli iki bilim insanının bir deney ile DNA'nın kendini yarı korunumlu olarak eşlendiğini keşfetmiş. Bakteriler ile yaptıkları deneylerle arkadaşlar yarı korunumlu eşlenmeyi gözlemlemişler bu iki bilim insanı. Deney üzerinden çıkarım yapmışlar. Direkt olayı izleyerek falan anlaşılan bir durum değil bu. Şimdi bu deneyi anlayabilmek için arkadaşlar DNA'nın yapısındaki nükleotitleri hatırlamamız gerekiyor. DNA nükleotitlerden oluşuyordu ve nükleotitlerin yapısında arkadaşlar azotlu organik bazlar bulunuyor. Azotlu organik bazlar bulunur. Şeklini de hatırlayacaksınız. Fosfat, deoksiriboz şekerimiz, deoksiriboz şekerimiz ve bu yapısında azot bulunan organik baz. Şimdi nükleotit bunun tamamı, ucundaki o kırmızı yer azotlu organik baz, işte adenin, timin, guanin, sitozin falan. Bakteri bu DNA'sını eşlerken sitoplazmada azot atomları var. Sitoplazmadaki azotları kullanarak baz yapar, bazı da nükleotite katar. Sitoplazmada azotun normal kütle numarasına sahip olanı varsa onu kullanır. Ama deney ortamında bu bilim insanlarının hazırladığı ağır azot, yani o kırmızıyla yazdığım 15 kütle numarasına sahip azot varsa onu kullanır. Yani ortamda hangi azot varsa onu yapıya katar. Bilim insanları da bunun üzerinden çalışmalarını yürütmüşler. Şimdi bir bakteri, Escherichia coli bakterisi, bunu almışlar arkadaşlar. Normal bir bakteri, yani DNA'sı normal azotlu bir bakteri. Bunu deney ortamında arkadaşlar çoğaltmışlar. Küçültelim biraz şunu. Bunu da biraz kenara çekersek hepsini tek kareye sığdırabilirim. Bu ağır azotlu bir besi ortamı. Yani bunun içindeki azotlar 15 kütle numarasına sahip ağır azot. Biz böyle bir ortam hazırlıyoruz ve bakteriyi bu ağır azotun içeren besi ortamına koyuyoruz. Ne yapacak burada bu bakteri arkadaşlar? Çoğalacak. Çoğalırken ortamdaki ağır azotları alacak ve DNA'sına o ağır azotları katacak. Buradan bir tane bakteriyi aldık, çıkarttık, bekledik, çıkarttık ve DNA'sını izole ettik, çıkarttık yani. Ve onu santrifüj yaptık. Yani makinalarda arkadaşlar çökerttik, deney tüpünde DNA'sını çökertiyoruz. Bakıyoruz ki bu bakterinin DNA'sı gidip deney tüpünün en dibinde bir bant oluşturuyor. DNA'lar burada, DNA iplikleri buraya kümelendi. Biz bunu şu şekilde anlamlandırabiliyoruz. Bu DNA iplikleri ağır azot atomunu aldıkları için, ortama ben ağır azot eklediğim için ve nesiller boyunca bununla bakterileri o ağır ortamda büyüttüğüm için DNA ipliklerinin ikisine de ağır azot gelmiş ve DNA iplikleri ağır olduğu için deney tüpünün en dibine çökmüş. Şimdi bu birinci deneyimiz. Bu seti alıyorum, aşağıda kopyalayıp yapıştırıyorum tekrar aynı şekilde. İçeriğini sileceğim sadece şimdi arkadaşlar. Şu normal bakteriyi silelim, bu besi yerinin içini silelim, şu DNA'yı silelim. Şimdi bu sefer deneye ağır azotlu bakteriyle başlıyorum arkadaşlar. Yani DNA'ları ağır azot içeren bakteri bunlar. Ve ben bunu alıyorum, normal azot içeren bir ortama koyuyorum bu sefer. Normal azotlu bir ortam. Yani azotların kütle numarası 14 arkadaşlar. Şimdi bu bakteriyi burada çoğalttım ve buradan bir tane bakteri aldım ve onu izole ettim. Onun DNA'sını santrifüj yaptım. Yine çöktürdüm. Baktım bu sefer DNA'lar biraz yukarıda durdu. Biraz daha hafif oldu DNA'lar. İlginç. Deneyi
Normal bir bakteri üzerinde yapıyorum bu sefer. Yani normal bir bakterinin normal bir DNA'sı üzerinden yapacağım. Normal bakteri. Bunu normal bir ortama koyacağım. Normal azotlu ortama koyuyorum. 14 kütle numaralı yani azotlu ortama koyuyorum. Bakteri de normal, ortam da normal. Normalde nasıl bantlaşma olacak ona bakıyorum. Bunu izo santrifüj ettiğimde bakıyorum ki en yukarıda çoğaldı. Şimdi bunun anlamı şu arkadaşlar. Başlangıçtaki DNA'ların ikisi de ağır azotlu olduğu için en dipte. İkincisinde yarısı ağır olduğu için ağır olduğu için yani ipliğin birisi ağır, birisi normal azotlu olduğu için diğerini siyahla gösterelim ortada. Üçüncüsünde ise arkadaşlar direkt ipliklerin ikisi de 14 kütle numaralı azota sahip olduğu için gidip en üstünde tabaka oluşuyor. Bunu şöyle de açıklayabiliriz. DNA üzerinden de gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Mesela elimizde iki zincirinde de normal azot bulunan bir DNA olsun. Biz bu DNA'nın bulunduğu ortam normal ortamı böyle gri ile fonlayayım. Ben bunu alıp bu kırmızılı ortamda böleceğim. Gri olan normal azot, kırmızı olan ağır azotlu ortam. Önce iki zincir açılır. Bunlar eski iplikler. Karşısına yeni iplik sentezlenir ama ortam ağır azotlu olduğu için yeni iplikler ağır azotlu olacak. Yani 15'li olacak. Şimdi ben birinci o en baştaki bakterileri bir deney tüpüne koyup santrifüj ettirseydim yani DNA'ları. DNA'lar hafif olduğu için, 14 olduğu için bant gidip en üste çoğalacaktı. Oluşacaktı çöktürdüğümüz zaman. Ama ikinci kısımdaki o iki yeni DNA'yı çökertirsem ortada kümeleniyor arkadaşlar. Çünkü artık ipliklerin biri ağır, biri normal. Ben bu iki tane zinciri tekrar normal ortamda çoğaltayım. Tekrar bu gri ortamda çoğaltayım. Ne olacak? O N14'lü ortam. Önce eski iplikler açılıyor arkadaşlar. Eski iplikler açılıyor. Yani 14 ve 15'liler, yukarıdaki iplikler açıldı. Karşılarına yeni iplik siyah yani 14'lü oluşacak. Çünkü ortamda normal azot var. Şimdi bunu bir deney tüpünde çökertirsek arkadaşlar ne var elimde? İki tane normal, iki tane melez var. Birisi yani normaller gidecek üst tarafta tabakalaşacak. Melezler gidecek ortada tabakalaşacak. Bu yöntemle DNA'nın yarı korunumlu olarak eşlendiğini Meselson ve Stahl ortaya koymuştur arkadaşlar.